Arkadaşlar, Mansion World kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir şey yaptım. Bunu sizlerle ayrıntılı olarak göstereceğim. Bir elektrikli süpürge yapmaya çalıştım. Bu motoru arkadaşlar, 500 wattlık bir dikey süpürgeden söktüğüm bir motor bu. 500 wattlık bir şey. Buraya bir ızgara koydum. Bu çıkış kısmı hava veriyor buradan. Bunun için ben bir aparat yaptım. Balon şişirmek için. Yok partilerde falan bir şeyler şişirmek için. Bu çekiş için buna bir aparat yaptım işte şişirmek için. Buraya hortum takılı olan bir aparat yaptım. Onu getirmedim, göstermedim. Bu ızgara, çıkış ızgarası. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar. Bu da motor işte. Şuraya sabitledik bir ahşap parçasıyla. Bu da torbasının, torbalı yaptık. Torbasının motora yapışmaması için, yani motorun pervanesine arasına girmemesi için bir ızgara yaptık. Ve ben bunu yapıştıracağım. Şöyle ölçüsünü aldık zaten şeyine göre, boruya göre. Borudan yaptık biz bunu. Boruya şöyle takıyoruz. Bastırarak girdi. Şimdi silikonla bunu buraya monte ediyorum. Olmadı. Makinenin ayarı. Monte ediyorum. Silikonla şöyle ayaklarına, şurada çıkıntı kısımlarına da monte ediyorum. Silikonluyorum. Şöyle. Silikonluyorum. Şöyle. Aynen. Şöyle yapıştırdık. Güzelce şöyle iyice kenarlarına falan yapıştıralım. Yapıştırdık. Şimdi bunun soğumasını bekliyorken şurayı göstereyim ben size. Şuraya bir ızgara yaptım. Şimdi ben bu ızgarayı çıkarıp elektrik tesisatını göstermek istiyorum içindeki. Bir sıkıntı oldu. Olmadı. Geliyorum hemen. Bir tornavida yardımıyla sökeceğim bunu. Çıkardım. Böyle bu ızgaraları nereden buldunuz diye soracaksınız. Ben bu ızgaraları boya rulolarındaki fazla boya, yani rulo ızgarası diye geçiyor. Nalburlarda satılıyor. Ondan kestik. Şimdi yapıştırdık buraya bunları. Daha da sağlam olsun diye tekrar sıkıyorum. Şöyle. Sıkıyorum şu boş şeylere. Ayaklarını. Tamam. Sıktık. Sonra tabii ki motor bu arkadaşlar, bu motor kömürlü motor, eski tip, eski motor, sağlam ama şu kablolar, şu kabloları, anahtar var. Şimdi bu kablo eski elektrikli süpürge motoru, çok eski bir kablo, buradan girdi. Sonra elektrik kablolarından biri motora bağlı. Diğeri ise anahtardan, anahtardan çıkan kablo ise motorun diğer kablosuna bağlı. Yani devreyi tamamlıyor anahtarı burada. Böyle anahtar var. Açık, kapalı. Böyle bir şey var. Şimdi yine geliyorum.
Ve bu bir toz hazinemiz için. Yani içine torba gelecek bunun. Şunu şuraya, hangisi iyi oturuyorsa, şöyle takıyorum. İyice böyle bastırıyorum. Şöyle. Biz bu boruyu böyle bütün almıştık. Şunun ikisini bütün almıştık. Biz kestik çıkarıp takabilmek için. Büyüttük, ısıtıp buna uygun olarak genişlettik. Siz bunu ısıtıp ancesiyle yapsanız iyi olur. Çünkü ocakta veyahut da ateşle kızdırdığımızda böyle rengi değişiyor. Isı tabancanız varsa ısı tabancasıyla yapabilirsiniz. Yanlış takmışız. Şöyle çizgileri aynı anda gelmesi lazım. Taktık. Evet. Taktık şu anda. Şimdi ızgaramızı takalım motor çıkış kısmına. Takıyorum. Taktık. Şimdi takıyorum. Takamadım. Olmadı. Taktık. Şimdi böyle. Şimdi yine gidip geleceğim. Geldim. Bu sap kısmı şöyle tutabilmek için. Şuraya bir delik açtık. Buraya da bir delik açtık. Şu tutma kulpunu monte edebilmek için. Biz fazla deldiğimiz için buralara pul taktık. Hem daha sağlam oluyor hem de daha kullanışlı oluyor pullar. Şuraya. Bir videoda adam bahçe telinden yapmış. Ve ben onu pek beğenmedim. Çok kaba duruyordu. Ne tutma yeri yoktu. Biraz o da kabaydı. Torba olarak kendisi yapmış. Bence hiç öyle bir şeyle uğraşmaya gerek yok. Adam hem üflemeli yapmış ama fakat öyle yapıldığı zaman, sürekli öyle kullanıldığı zaman motor çok fazla yoruluyor. Ve çok fazla ısındığı için motoru yakabilir. O yüzden ben böyle yaptım. Bir şey şişirildiği zaman anca o aparatın takılması gerekiyor. Sürekli o kullanıldığı zaman motorun ısınmasından tut, motor yanabilir. Çünkü 500 watt dik süpürge motoru, dikey süpürge motoru bu. Sıkıyorum. Şöyle oldu tutmaz sapı. Ben buraya bir adet de filtre yaptım. Ambalajlarda falan çıkıyor genellikle bu filtre. Bunu buraya takıyorum. Şöyle. Takıyorum. Genellikle boruların şu kalın kısmında bir conta oluyor. Ve ben bu contayla burayı sıkıştırıyorum. Bu süngeri sıkıştırıyorum oynamasın diye. Şöyle. Üzerine baskı yapıyor süngerin. Şöyle iyice. Şöyle.
Taktım. Da. Filtre girmedi. Taktım arkadaşlar. Filtremiz bu. Karbon filtre görevi görecek. Şimdi sıra torbasına geldim. Videoda seyrettiğim abimiz torbasını ince keçeden yapmış. Kartona monte etmiş. Ama bence hiç gerek yok. Bu hazır bir torba. Phantom süpürgenin bir torbası. CC 2500 ve CC 2800 bir süpürgenin şeyi. Bu kareydi. Biz bu tıpaya, boru tıpasına göre uydurduk. Ve deldik bunu. Buraya da bir PVC boru taktık. İstediğiniz uzunlukta PVC boru takabilirsiniz ortamınıza göre. Bu bir boru tıpası. Buna uygun. Yine bu tarafını da öyle yaptık. Genişletip buna göre. Şimdi tıpaya göre uydurduğumuz bu torbayı şuraya takıyoruz. İyice şöyle bastırıyoruz. O abimiz tırnak yapmış torbayı oturtabilmek için. Hiç tırnağa gerek yok bence. Bu süpürge torbasını tıpaya göre uygun yaptığınız zaman tırnak görevi yapıp sıkışıyor oraya zaten. Şimdi torbamızı buraya takıyoruz. Dost torbamızı. Bu şu tıpayı kapatıyoruz arkadaşlar. Süpürgemiz böyle oldu. Böyle oldu. Şimdi sizlere hortum göstereceğim. O abimiz ucuna bir adet boru takmış. Boru. Yani bence boruya da hiç gerek yok. Yani bir de bu hortum uzuyor. Mesela diyelim yetişim çekince uzuyor. Çok güzel bir hortum bence. Çamaşır makinesi tahliye hortumu bu da. Uzuyor. Yetişemediği bir yer olursa bu hortumu uzatıyorsunuz. Sonra geri takıyorsunuz şöyle. Takması da kolay. Sonra yeni takıyorsunuz. Bu tahliye hortumu milyoncularda, nalbolarda bulabilirsiniz. Uzayan tahliye hortumu deyince bulabilirsiniz. Şöyle kapatıyorum burayı. Biraz cat cat diye ses çıkıyor. Hortumumuz böyle. Bükebiliyorsunuz. Şey yapabiliyorsunuz. Bu arkadaşlar. Şimdi bu borumuzu, şu hortumumuzu buraya monte ediyoruz. Şurada iyice. Edebilirsiniz. Böyle. Şimdi arkadaşlar bu süpürgeyi bir fişe takalım. Fişe takıp geliyorum.
Arkadaşlar birazcık böyle silikon parçaları var. Şöyle. Silikon parçaları var. Şimdi ben bunu elimin içine koyuyorum. Süpürge makinemizi de çalıştırıyorum. Kalmadı. Kırıntılar kalmadı. İmiş gücü çok yüksek. Yani normal bir dik süpürgeye göre 500 wattlık bir süpürge motoru. Eğer siz bu motorun hangi markaya ait olduğunu istiyorsanız, hangi markaya ait olduğunu söylemek istiyorsanız, bu arkadaşlar Phantom Shipshock süpürge motoru 500 wattlık olanından, 1200 wattlığı da var tabi. Onun motoru bozuktu. Ben de motorunu sökeyim, değerlendiririm diye düşündüm. Arkadaşlar, bu süpürge, yapmış olduğum süpürgenin ses desibeli 76 desibeldir. Biraz gürültülü gelir size. Çünkü bu kömürlü motor arkadaşlar. Yani süpürge motoru değil. Yani kömürlü motor, yeni nesil süpürge olmadığı için bunlar. O yüzden motoru biraz sesli olabiliyor. Siz istediğiniz süpürge motorundan yapabilirsiniz. Eğer süpürge motorunun wattı çok yüksekse daha kalın hortum kullanmanız lazım. Böyle çamaşır makinesi hortumu değil de, çünkü bu dik süpürge olduğu için kalın hortum yaptığımızda emiş gücü düşecektir. Eğer siz yine eski model süpürgelerde ıslak kuru süpürge motoru, yani 2200, 2500, 2000 wattlık bir süpürge motoru kullanacaksanız, bu hortumlar değil, normal elektrikli süpürge motorları kullanmanız gerekiyor. 1500 watt falan bir süpürge motoruysa yine aynı şekilde. Ama 1200 watt, 1500 wattlarda bu hortumu kullanmayın. Yani çok yükseklerde kullanmayın. 4 basamaklılara çıktım mı kullanmayın. Yani bak şimdiki, bakın. Yani şimdiki süpürgelerde artık 1200, 1400 yok, 990, 850. Bunlar bile yüksek şimdiki süpürgelerde, öyle oluyor. Çünkü emiş gücünü yazıyorlar. Elektrik tüketimini yazmadıkları için öyle oluyor. Siz normal büyük süpürgelerde, yani dik süpürgelerde değil de yatay süpürgelerde veyahut da ıslak kuru süpürgelerde kullanmanızı öneririm. Dikey süpürgelerin motorunu kullanacaksanız bu hortumu kullanmanızı tavsiye ederim. Çamaşır makinesi hortumları kullanmanızı tavsiye ederim. Yani çok güzel bir süpürge oldu. Ve şunda şöyle bir avantaj var. Şimdi bu süpürgenin kablosu, eski bir süpürgenin kablosu daha doğrusu, atmamıştık. Bu kablo diyelim işiniz bitti. Böyle sarıp şey yapabiliriz. Aynı ıslak kuru süpürgelerdeki gibi. Hani üst kısmına sarıyorlar ya kabloyu, orada bir çıkıntılı kısım var. Aynı onun gibi bir süpürge. Şöyle kablosu 5 metreye yakın herhalde. Sanırsam ya 3 metre ya 5 metre olabilir. Böyle bir şey oldu. Bu hortumu istediğiniz zaman çıkarıyorsunuz. Eğer diyelim torba doldu, o zaman çok sıkışmışsa tornavidayla şöyle yapabilirsiniz. Neyse. Şöyle. Sonra bu torbayı şöyle çekerek çıkarabilip atabilirsiniz. Takıp sonra şuraya böyle yapabilirsiniz. Sonra şöyle. Sonra şöyle bastırabilirsiniz. Şöyle. Arkadaşlar, hepinize selamlarımı söylüyorum. Herkese iyi günler. İzlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.